Nela utu tirkinde zana kore kocar ne uette koç giriye. Yani atanması tabii ki doğru bulmam. Sonuçta bir imam bir öğrenciye ne kadar eğitim verebilir? Eğitim vermesi mümkün değildir. Hani din üzerinde verilirse zaten din dersi vardır bildiğim kadarıyla okullarda. Tabii ki bu öğrencilerin kendi tercihi. Bana soracaksan, görüşüm alacaksan ben doğru bulmam. Yani şöyle diyeyim ben size, insanlar arasında ayrım yapmak doğru bulmam. Sonuçta bir sürü şey vardır, mezhep vardır. İnsanlar kimi mezhep tercih etmez. İmam atamasını kabul etmez. Din dersini görmek istemez. Ben doğru bulmuyorum. Öğrenci velilerin bir sokağa çıkması lazım. Buna karşı çıkması lazım. En azından belki de bir geri adım atarlar. Tabii ki bu emirleri biliyorsunuz saraydan geliyor. Saray ne derse sarayın doğrultusunda hareket ediliyor. Vallahi biz bu uygulamayı yanlış buluyoruz. Gereksiz yani. Olmaz ki yani. Şimdi bir bizim şeyimiz ayrı, kültürümüz ayrı bir kültürdür. Biz kabul etmiyoruz bunu. Güzel karşılamıyorum ve uygun da bulmuyorum. Okullarda İmam Hatip'in o yani olmasını da istemiyoruz. İstemiyorum yani. Asimile olurlar, etkilenirler tabii. Yani herkes kendi kültürünü, kendi şeyini, kim nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Kimseyi de mecbur kılmasınlar yani. İstemiyoruz. Hiç kimse de tepki vermiyor. Her şey çok yavaş ilerliyor. Her şeyi çok güzel karşılıyor herkes. Halk sanki üstüne ölü toprağa dökülmüş. Hiç kimse güzel bir şey de yani yapmıyor, isterse yıkılsın ülke. Kimse bir şey demiyor yani. Çok rahat her şey. Peki sen canım, bundan sonraki süreçte neler yapılması lazım? Ya neler yapılması lazım? Yani protesto etmeleri lazım. Olmaması lazım. Böyle şeylerin okullarda ne işi var? Okullarda böyle şeyler olmaz. Benim haberim yok da ben de bunu istemiyorum yani. Çocuklarımız iyice korkuyor yani. Bir şöyle yani, bu onu vereceği yerde İngilizce öğretsinler. Yabancı dil öğretsinler. Yani çocuklar daha gelişkin olur. Değil mi? Bundan ne olacak? Çocuk iyice aptallaşıyor. Kendini dine kaptıracak artık. Daha ne, o şeyle gidiyorlar. Yani çocuklar etkilenir abi bence yani. Bilmiyorum yani. Hep korku içinde. Geçen İlk dönemlerde benim çocuğum da ufaktı. Korkuyordu, bir su içmeye gidiyor yani çocuğa. O kadar bir şey vermişler. Peki ne yapılması lazım? Abi kendi aynı şeyinde hareket edecek. Yani bunun gerek yok yani. İmam Hatip'e şu bu. Yani onlara gerek yok. Herkesin inancı kendinedir. Bana göre Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik bir eğitim sistemi olmalı, bir ülke olmalı. Şimdi herkesin inancı kendine. Yalnız şu ülkede ekonomik sorunlar var. İstiyoruz ki fakirlik bitsin, yoksulluk bitsin. Alım gücümüz tükendi. İşçi, memur, asgari ücretli. Herkes görüyorsunuz perişan. Ülkeyi maalesef bu Tüncel'de bile son 2 sene içinde 7000 genç gitti yurt dışına. Yani bu insanların manevi değerlerini bir tarafa bırakalım. Onlar Allah'la kendi arasında, inandığı kişi arasında her neyse. Önemli olan ülkeyi nasıl yöneteceğiz, nasıl düzeye çıkaracağız, ülkemiz daha nasıl kalkınacak, nasıl daha sosyal bir devlet olacağız. Bu ülkenin manevi değerleri kişiyle kul arasında olmalıdır. Bunlar kurumsal bir şey işleyişin içine girmemesi lazımdır. Bu ülkede sadece Müslüman yaşamıyor, ateist yaşayan var, Alevi yaşayan. Ben bir Aleviyim. Ama şimdi ben ister miyim yani zorla benim inancıma inanmayan bir insanın zorla gelip de Alevilik dinini görmesi, inanması ve onu bilmek gibi bir zorunluluğu yok. Bu ülkede farklı dinlere mensup insanlar var, farklı etnisyenli gruplar var. Sonuçta bu ülkenin kalkınmasına, birliğine, bütünlüğüne katkı sağlayacak insanların olması lazım. Yani yanlış buluyorum gerçekten. Yani olmasa da olur gerçekten, böyle bir şey istiyorum. Hani olmasın istemiyoruz. Okullara madem ki imam atanıyorsa bizim okullara da dede atanması lazım. Çünkü Alevi toplumuyuz biz. Onun için yani bize de dede. Onu istiyoruz yani. Halk olarak. Halk olarak yani Tunceli halkı olarak, Alevi toplumu olarak o zaman bizim okullara da dede atansın. O AKP'nin toplumsal dönüşümü gericilik, şeriatçılık ve siyasal İslamcılık temelinde attığı adımlardan biridir. Kabul edilemez. Bir an önce bunun iptal edilmesi lazım. Laikliğin
değerlerinin aşındırılmasına daha fazla tahammül edilemez. Söylenebilecekler eğitim gruplarına, eğitim sendikalarına, bu konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin önerilerini değere alınmalı. Bir an önce bu proje iptal edilmelidir. Bunun sonu nereye varacağını kestirmek çok zordur. Peki çocuklar bundan nasıl etkilenir? Çocukları resmen erken yaşlarda beyinlerini yıkama, gerçek laik çağdaş eğitimden uzaklaştırmanın aracı olarak kullanıyorlar. İmama ne işi var okulda? Camiye gitti anladım, başka yere gitti. Bu okulda ne işi var? Yani kala kala bu kadar öğretmen açığı varken, çocuklara eğitim verebilecek yapılar varken imamı siyasi amaçlı oraları sokmak fırsat, bu fırsattır. Yani AKP ne yaparsa bu dönem yapmak istiyor. Özellikle 28 Mayıs seçimlerinden sonra elinden gelen en büyük kötülük bu projeleri canlandırma çabasıdır. Toplum olarak daha fazla duyarlı, çocuklarımıza sahip çıkmalı. Onların beyinlerini kanacağı bir eğitim değil, çağdaş değerlere donanmış bu halkın, çocukların bir an önce bu esaretten, bu yanlış uygulamadan kurtarılması lazım.